Merhabalar efendim. Bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Bizi yüreğinize konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Dinlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ederiz. Aklınıza doğru bilgileri davet etme niyeti içinde olduğunuz için teşekkür ederiz. Kendinizi daha iyi yapma, daha iyi davranma, daha güzel bir insan olma, Rabbimizin razı olduğu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olduğu, hayırlı bir kul, hayırlı bir ümmet olma konusundaki çabanızı, gayretinizi tebrik ediyorum. Allah-u Teala bu cümleden olmak üzere kendisinin razı olacağı şeyleri konuşmayı, yüreklere dokunmayı, doğru bir iletişim tarzı ile doğru bilgileri aktarabilmeyi, anlaşılır olmayı da bizlere nasip etsin. İnsan hem ömür boyu hem öğretmen hem öğrenci. Çocuktan bile öğrendiğimiz şeyler var, bu çocuğa bile öğrettiğimiz şeyler var. O yüzden de Allah-u Teala her birimizi hem öğrenen hem de öğretme pozisyonunda olduğumuz zaman görenlerin doğru şeyler öğreneceği doğru bir anlayış ve hayat, duruş biçimi kazanmamızı Rabbim nasip etsin inşallah. Efendim, İnsanlar olarak canımızın yandığı kişilerden, durumlardan uzak durmak eğilimi içindeyiz. Bizi üzen birisi varsa, sürekli üzen birisi varsa, eğer bir de ona laf anlatamıyorsak, eğer bir de o bizim ne kadar üzüldüğümüzü gördüğü halde üstüne üstüne gidecek şekilde süreci tırmandırıyorsa, uzak durma eğilimindeyiz. Şimdi bunun ölçüsü nedir? Kimden ne kadar uzak duracağız? İnsan bazen bunun ayrımına varamıyor. Ne yaparsa doğru olur bunu bilemiyor. Mesela bir arkadaşınız olsa tamam, ayda yılda bir görebilirsiniz. Konuştukça selamünaleyküm, aleykümselam deyip iletişiminizi kesebilirsiniz. Fakat bu bir anne olduğunda, baba olduğunda ya da kardeş, kayınvalide, kayınpeder olduğunda, bazen eş olduğunda insan çok zor durumda kalıyor. Ben ne yapacağım şimdi? Hem beni çok üzüyor, beni çok rahatsız ediyor, rencide ediyor. Hem de benim çok yakınım, iletişimimi nasıl sürdüreceğim? Şimdi efendim, tabii her şeyin bir boyutu var. Aşamaları var. Şimdi kayınvalideden örnek verelim. Kayınvalide diyelim ki, bir senaryo yazıyorum ben şimdi. Gelin hanımı üzecek bir şey söyledi. Gelin hanım bunu kırılıp içine attığında kayınvalidesiyle ilgili olumsuz bir duygu biriktirmeye başlamıştır. Bunu içine attı. Tamam. Başka zaman bir şey konuşurken üzerine gitti ve o konuştuğu şeyin kendisiyle ilgili olduğunu zannederek üstüne alındı. Onu da içine attı. Eşi illa anneme gideceğiz dedi, annesi çağırmış. Niye bir bana sormadan oğlundan illa gel diyor, benim hazır olup olmadığım, benim işimin olup olmadığı niye onun umurunda değil diyerekten oradan da kayınvalideye bir sitem biriktiriyoruz. Öyle olunca bu bizim bakışımıza, bu bizim duruşumuza, bu bizim hareketlerimize, gidip gelmemize, eşimize, davranışımıza etki edecek bir şeye dönüşür, yapılanmaya dönüşür. Şimdi insan psikolojisi hazza koş, elemden kaç mantığıyla ilkel yönümüzde çalışır ama biz aklımızı, mantığımızı, imanımızı devreye koyarak bize acı da verse, bize zor da gelse imanımızın, aklımızın, inandığımız doğru değerlerin gerektirdiği gibi hareket etmeyi tercih ediyoruz. Allah bu konuda hepimizi isabetli eylesin, doğru davrananlardan eylesin. Şimdi efendim, özellikle birinci dereceden yakınlarımız, annelerimiz, babalarımız ve kardeşlerimiz için bunu söylüyorum. Şimdi belli yaştaki insanlara bir şey anlatamayacağımız kesin. Kesin diyorum, bu hani çok kesin bir yargı olmasın ama çoğunlukla 70 yaşına gelmiş, 80 yaşına gelmiş ya da 60 küsüründe şu ana kadar hep doğru bildiği şekilde davranmış, kendisini değiştirme niyeti olmayan bir insan için şöyle yanlış yaptın, bunu düzeltirsen memnun olurum demek, tabii bu şekilde değil de daha yapıcı, daha doğru anlayıcı şekilde
çoğu kabul etmeyebiliyor. Alıştığı, doğruluğuna inandığı şeyi. Kimi zaman geleneklerle, göreneklerle alakalı. Kimi zaman da kendi anlayışıyla alakalı olarak yaptığını değiştirmiyor. Doğru bildiğini uygulamaya devam ediyor ve sen bir şey söylersen dinlemiyor bile. Kendi yaptığı, tercih ettiği şeyi uygulama konusunda ilerliyor. Şimdi ben buradan yola çıkmamanızı tavsiye ederim. Kendinizi anlatma, onun yanlışlığını anlatma, doğrusunu görme noktasında eğer ilerlerseniz buradan bir şey çıkmayacağı kanaatindeyim. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Bunun da çok nadir olacağını düşünüyorum. Fakat ben size başka bir şey teklif ediyorum. Çünkü bizim iletişimimizi kesmeyecek, çünkü bizim bağımızı koparmayacak derecede hukuki bir bağımız var. İslam hukukuna göre de, beşeri hukuk demiyorum, İslam hukukuna göre kesmememiz gereken bir bağımız var. Peki ben kayınvalidemle iletişimimi ya da annemle iletişimimi, ki bazen anneler hani hep kayınvalidelerin adı çıkmış, oysa o kadar melek gibi kayınvalideler tanıdım ki Allah hepsinden razı olsun. Sürekli olumsuzluklar konuşulduğu için çoğunlukla kayınvalideler hep gelinlerine eziyet ediyor gibi bir algı oluşuyor. Bu asla böyle değil. Olumsuz davrananlardan çok daha fazla olumlu davranan kayınvalideler var. Aynı şekilde olumsuz davranan kayınvalide melek gibi olduğu halde onu asla istemeyen, evine gitmeyen, oğlunu ondan uzaklaştıran, oğluyla annesinin bağını koparan, bunda da hiçbir haklı gerekçesi olmayan gelin hanımlar da tanıdım. Melek gibi gelinler de tanıdım. Dolayısıyla insanın konumunun ne olduğu değil, insanlığının ne olduğu çok belirleyici. Şimdi peki ne yapabiliriz? Ben ısrarla şunu tavsiye ediyorum. Birinci husus, niyet tutarak sadaka verin. Deyin ki, ya Rabbim, bu hanımefendi benim kayınvalidem. Eşimin annesi. Artık öyle bir hukuk oluştu ki benim annem oldu. Ailemiz dörttür. Bir, içinde yaşadığımız dünyadaki insanlık ailesi. İkincisi, doğup büyüdüğüm ailem. Üçüncüsü, eşimle o evlenerek oluşturduğum kendi yuvamız, kendi ailem. Dördüncüsü, eşimin ailesi. İnsanın dört ailesi vardır. Dört ailesine de karşı hem hakları hem de sorumlulukları vardır. Yapması gerekenler vardır. Şimdi, kendi annesi olduğu zaman nasıl davranıyorsa, ki annesine de yanlış davrananlar olabilir, aynen annesine candan ciğerden davranıyor gibi kayınvalidesine de canı gönülden davranma isteği içinde olmalı. Tabii bu bir duygu. Ben böyle söyleyince hemen bu duygu tabii ki oluşmayacak. Peki ne yapacağız? Niyet tutarak sadaka vereceğiz. Diyeceğiz ki, ya Rabbi, bunlar benim ailem. Bu hanımefendi benim annem. Şöyle yaptığı zaman ben şöyle hissediyorum. Şöyle yaptığı zaman böyle hissediyorum. Şöyle dediği zaman ben böyle anlıyorum ve bu beni kırıyor ve yoruyor. Bunu da ben kendisine gidip, anneciğim böyle yapmasan iyi olur dedim bir kere, diyeceğime pişman oldum. Bir daha da ağzımı açamıyorum. Ya Rabbi, ben iletişimimi sürdürmek istiyorum. Senin mekanın olan kalbimi kırıklıklarla senin gelemeyeceğin şekilde bozmak istemiyorum. Ben bu gönülde kin, nefret, kırgınlık, haset, kıskançlık, dedikodu ve bir kulunu sevmemeyi taşımak istemiyorum. Bunlar kalbi kirleten şeyler. Ben kalbimi, senin mekanını temiz tutmak istiyorum ki sen tecelli edebilesin. O yüzden de ya Rabbi, benim duygularımı onaracak bir iletişim biçimi nasip etmen niyetine. Bana öyle bir iletişim ve yaklaşım biçimi nasip et ki aramızın düzgün olmasına vesile olsun. Bana öyle bir şey nasip et ki ben onu seveyim. Ben onu sevmek istiyorum. O ne yaparsa yapsın ben sevmeye devam etmek istiyorum. Ama yine de ben o kadar güçlü değilim. Sen onun da beni sevmesini, zararlarının en aza inmesini nasip eyle. Senin gücün her şeye yeter. Sen bizi bununla ödüllendir Allah'ım diye dua edelim. Niyet tutarak zaman zaman sadaka vermeye ve içten onun iyiliği için dua etmeye devam edelim. Ondan sonra da kendisiyle dost olalım.
çocukluğunu anlattıralım, gençliğini anlattıralım, şarkı söylettirelim, ninni söylettirelim, mani söylettirelim. Benim rahmetli kayınvalidemin sesi çok güzelmiş. Köyün türkücüsüymüş tabiri caizse. Kızların kınalarını, kızların düğünlerini, oyunları. Kayınvalidem olmadan yapmazlarmış. O kadar sesi güzelmiş böyle kadın kadına eğlenirken. Onları söyletin, arkadaşlarını çağırın, ona güzel bir sürpriz yapın, hediyeler alın, ne bileyim onun mutlu olacağı, onun hoşlanacağı şeyler yapın. Kalbine girmeye çalışın. Onun kalbinde sevgiye yer olmayabilir. O kadar daralmış olabilir. O kadar zarar görmüş olabilir. Zarar gören zarar verir. Size böyle olumsuz davranıyorsa, inanın o belki bizim kaldıramayacağımız yükleri kaldırdığı içindir. Belki bizim şu anda kırıntısına bile tahammül edemeyeceğimiz sevgisizlik, değersizlik, kötü davranma, sözlü, fiili, şiddet ne varsa çektikleri için olabilir. Biz davranışlarını düzeltmek yerine kalbine girmeye çalışalım. Gönlünde sevgiye yer açmaya çalışalım. Bunu da sıfır beklentiyle yapalım. Bakın hayatınızda ne yaparsanız yapın. Sıfır beklenti. Ya Rabbi ben yönümü sana döndüm. Veren sensin. Kulun bir şey vermeye, kendi nefesini bile kontrol etmeye gücü yokken bana ne verebilir? Veren sensin. İstediğimiz tek kapı sensin. Vermeye gücü yeten de sensin. Kullarının kalbini onaracak olan da sensin. Ya Rabbi, kalbimin onarılmasını senden diliyorum. Ya Rabbi, kalbimin, kayınvalidemin kalbiyle birleşip bütünleşmesini, onun kalbinde de sevgiye yer açacak davranışlarımı benden nasip etmeni senden diliyorum. Bana bunu nasip eyle. Ben onu kazanmak istiyorum. Aklıma benim farklı yollar getir, farklı yöntemler getir. Onun mutlu olacağı şeyleri yapmamı ve onun gönlüne girmemi sen nasip eyle. Gönül senin evin. Beni de oraya al ya Rabbi. Onun gönlündeki acıları telafi etmeyi, onun sıkıntılarını unutturacak güzellikler yapmayı sen nasip eyle. O bunu anlamasa da ben onun niye böyle davrandığını anlıyorum. Ve ben iyi davranmaya devam etmek istiyorum. Çünkü doğru davranışım beni doğrultur. Ben dosdoğru insan olmak istiyorum. Sana yalvarıyorum ya Rabbi. Kayınvalidemin gönlüne girmem konusunda bana yollar aç. Bana imkanlar ver. Bana nasip ver. Yardım et. Diye dua edelim. Göreceksiniz ki onu iyileştirmenin en güzel yolu kendisini dinlemek, kendisini anlamaya çalışmak, kendisine niyet tutarak sadaka verip dua etmek, kendi yüreğindeki güzelliği açığa çıkarmak için var gücümüze çalışmaktır. Buna inanabilirsiniz ki hayat hiçbir zaman alışveriş değildir ve fakat daima veriş ve alıştır. Buradan Rabbimizin izniyle çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Onu anladığımızda onun davranışlarını hoş göreceğimizi de göreceksiniz. Rabbim her birimizin yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.